Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salat. Şimdi dersimizin konusu bu Asar-ı Bediye'den sayfa 606. Kıssa-i Musa'nın tekrarından çıkan Lemat-ı İcaz. Yani Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam kıssası çok tekrar edilmiş. Üstadımız burada bu tekrardaki mucize işaretlerini, özellikle bu asra bakan veçesine işleyeceğiz dersimizde. Şimdi bu dersimizden önce abi böyle Risale'de belagatla ilgili bir yer var. Bunu 20. mektup şeyde 19. mektubun son tarafında 18-19. Nükteli işarette vesaire yerlerde böyle bahsediyor. Belagatla ilgili. Şimdi İsa aleyhisselam zamanında buyurun abi. İsa aleyhisselamı tanımak için ben bir tane şey okuyayım. Ha, buyurun abi. İmam Rabbani Hazretleri'nin çok az, belki 1-2 dakika alır ama İmam Rabbani Hazretleri İsa tevafuk etti bu şimdi. İsa aleyhisselam mı daha büyük? Musa aleyhisselam mı? Sıralamada Musa aleyhisselam. Büyüklük diyorum. Yani. Büyüklükte. Musa mı? Niçin mesela? Yani o merak ettim yani. Bakayım ne kadar yaklaştım. Şimdi o Cenab-ı Hakk'ın Kadir esmasına mazhar olmuş ya abi İsa aleyhisselam. Hı. Musa aleyhisselam mütekellim esmasına mazhar olmuş. Yani o noktadan olabilir yani. Yani bak şu bize bir şeye yaklaştın da. Evet. Ben de şaşırdım. Diyor ki bunun içindir ki İsa aleyhisselam velayetlerde daha ileri gitmiştir. Velayet. Evet abi. Musa aleyhisselam da nübüvvette daha ileri gitmiş. Çünkü İsa aleyhisselam da alemi emir kuvvetlidir. Bunun için melek gibi oldu. Musa aleyhisselam ise alemi halk, toprak kuvvetli olduğu için müşahede ile doymayıp rüyeti istedi. Daha ileride yani. Daha ileride. Şeriata uyduğu için yere yapışmış. Dikkat et bak Nuh aleyhisselam düşmanlarını örten suyun üzerine gitmiş gemisi. Evet. Musa aleyhisselam ise düşmanları ile beraber suyun altına gitmiş. Evet. Ona bitirmiş yani. Musa aleyhisselam şeriatçıdır. Bütün sahip toprak olmalıdır diyor. Toprağa simgeliyor. Musa aleyhisselam fıtratçıdır, şeriatçıdır. Alim-i kevni fesadın simgesidir ve daha üstündür. Daha camidir. Evet. Evet, şimdi devam et. Şimdi bunu anlamak için abi, normalde hani başladık, bu ders biraz ağır bir ders yani, tahkikat istiyor. Doğru. Yani bizzat Cenab-ı Hakk'a muhatap olmak, birebir yani. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman, eğer şuradaki düsturları uygulasak, birebir yani muhatap olabiliyoruz abi. Yani Kur'an-ı Kerim vahiy olduğu gibi, vahyin anlaşılması da ilhama bakıyor, sunata bakıyor, işarata bakıyor, iktarata bakıyor, tuğlata bakıyor. Bize bunun bir formülü yani, bu ders abi. Bu ders. Evet. İnne kıssete Musa ecda men tefarikil asa ehezehel Kur'ane biyedihil ba'da'i feharret saharatul beyani sacidine li belagati zahri. Şu kıssa Kur'an'da tekraren zikrolunur. Zira azim bir kıymeti var, hakikati büyüktür. Çok esrara maliktir. Bir, hakikati büyük. İki, çok esrara maliktir. Üç, tesisi İslamiyet hem tebliğ risalet. Tesisi? İslamiyet. Yani İslamiyet'in esaslarını vaaz etmek temeldi. Bir de tesisi? Tebliğ risalet. Bu kıssanın içinde varmış. Dört tane abi. Hakikati büyük. Esrara malik. Çok esrara dedi. Tesisi İslamiyet. Bir de tebliğ risalet. Şimdi bununla ilgili şu tebliğ risaletle ilgili sayfa 44 kastamonu. Vazife-i risalet ve davete bakan ayetler. Her asra bakıyorlar ve her asırda efratları ve masadakları var. Çok güzel. Buna da bir örnek yani buranın da açılımı olacak bu ders. Hakikatler neler? Esrarlar neler? Neyi tebliğ etmek gerekiyor risalet noktasında? Şimdi 5-6 tane sayıyor abi. Tahammülü meşakkat. 1.
Yani Musa aleyhisselam kıssasında ümmete meşakkate tahammül etmek. Abi. Firavun'un o zulmüne karşı. Nasıl Musa aleyhisselam sabretmiş, dayanmış. Ümmette bunu örnek alması gerekiyor. Tahammülü meşakkat. Hem telkini ümmet. Tahammülü meşakkat. Telkini ümmet. Telkini ümmet. Ümmete telkin ediliyor. Eğer böyle bir durumla, böyle bir vaziyetle, böyle bir firavunla, böyle bir karunla karşılaştığınız zaman bu tarz hareket edeceksiniz. 2. 3. Telakki millete bir usve-i hasene. Yani milletin aklına güzel bir örnek. Bu telakki akıl demek değil mi? Telakki evet. Millete, evet. Yani üsve-i hasene güzel bir... Telakki aklın bir sıfatı. Yani, tahakkulun içerisindeki sıfat. İşte o kıssada bir de bu varmış abi. Kıssada. Demek ki o zaman dimayı çalıştırmak istiyorsan bir noktayı nazarda abi. Musa aleyhisselam kıssasından ibret dersleri alman lazım. Aklına yani malzeme vermek diyoruz ya abi. Evet. Burada demek ki bu kıssanın bir özelliği de buymuş. Dima bakan, akla bakan bir tarafı varmış. Hem bir misali ensep, tam yerinde güzel bir misal. O kıssayı Musa'dır, esasat-ı risalet. Yani Musa aleyhisselam kıssası risaletin esasına camiymiş abi. Kastamonu bir de okursana oraya. Evet. Çok sayfa önemli. 44. Bir de oku. Vazife-i risalet ve davete bakan ayetler. Her asra bakıyorlar. Ve her asırda efratları ve masadakları var. Şimdi bu Risale-i Nurları abi, diğer İslam tarihindeki kitaplardan ayıran en büyük özellik bu okumuş olduğumuz bu şeydir abi. Bu noktayı nazardır yani. Risale-i Nur. Hatta ne diyor biliyor musun? 286 mıydı şu anlar? Evet. Her bir ayetin mutadit manası evet, var. Abi. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bak devamı da burası. Evet. Şimdi İsa aleyhisselam zamanında tıp yaygın. Mucizeler tıptan gelmiş. Musa aleyhisselam zamanında sihir yaygın, sondaj yaygın. Mucizeler sihir ve sondajdan gelmiş. Böyle. Muhammed aleyhisselatü vesselama Kur'an-ı Kerim nazil olduğu zaman revaçta olan belagat abi, edebiyat, şiir, kitabet, mucizeler söz noktasından gelmiş. O zaman söze muhatap olduğunca mucize o an gerçekleşiyor abi. Mesela diğer peygamberlerin mucizeleri gören insanlara münhasır kalmış. Mesela Musa aleyhisselam asasını vurmuş, deniz ikiye yarılmış. Kaç kişi gördü? Diyelim ki 3000. 3000 kişiye münhasır kaldı. İsa aleyhisselamın mucizeleri gören insanlara münhasır kaldı. Mesela Süleyman aleyhisselam Belkıs'ın tahtını Filistin'le Yemen arasındaymış abi 2000 kilometre. Bir anda gelmiş, gören insanlara münhasır kalmış. Ama Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri belagat noktasına geldiğinden dolayı muhatap olduğu zaman o an gerçekleşiyor abi mucize. Mucize. Evet. Hani kelam her zaman her yerde vakı olduğu için. Yani kelama muhatap olmak yani diğer mucizeleri anlamak gibi de değil yani. Bizzat böyle hiçbir enfüsü vicdana mal oluyor yani. Kelam. Hatta abi Ayet-el Kübra'da bir ifade var. Sayfa 124. Bir zatın vücudunu gösteren en büyük delil onun konuşmasıdır diyor. Halbuki bize göre sorsa yani şu anda bana ben derim ki kudrettir, ilimdir, iradedir. Çünkü kudretsiz hiçbir şey olmaz, ilimsiz hiçbir şey olmaz, iradesiz bir şey olur mu? Olmaz. Ama üstad kelamdır diyor abi. O zatın vücudunu gösteren en büyük delil. Peki o zaman nasıl? Şöyle abi. Şimdi bu kainata baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın kudretini, ilmini, iradesini gösteriyor ya. Peki kelamı nasıl gösteriyor? Bütün mevcudatın hareket etmesi de kelamı gösteriyor abi. Hareket. Hareket kelamı gösterir. Çünkü emirsiz hiçbir şey olmaz abi. Bu metubattaki şey mi? Kainatın diyor. Evet abi. Sessizce kainatın hareketi sessizce konuşması, evet, konuşturması. Bir manası da bu abi. Evet. Yani Cenab-ı Hak hani bir kelamen konuşuyor, bir fiilen konuşuyor ya. Bu hareket ne abi? Emir de o. Emir, Cenab-ı Hak emir vermese hiçbir şey hareket edemez. Mesela bu emir konuşmak mıdır? Konuşmak bu abi. Yani hareketi nasıl gösteriyor Allah'ın kelamını? Mesela şöyle diyeyim. Şimdi ben böyle hiç kımıldamıyorum. Hiç konuşmuyorum. Şöyle durdum. Böyle. Acaba sen dersin ya bunun ruhu var mı yok mu şüphe edebilirsin. Ama bak ben konuşuyorum, hareket ediyorum. Hareket faaliyet arttıkça
Sen şüphe eder misin ki bunun ruhu var mı yok mu? Etmezsin yani. Yani faaliyet artınca ruhtan görünmeyen bir şeyden haber veriyor. Yani 100 milyar galaksi, her galakside 200 milyar yıldız vesaire tahmin ediliyor abi. Yani bunlar emirle beraber, onların müekkelleriyle beraber Cenab-ı Hak an be an bu halkın ceditleniyor abi. Yani o zaman kelam, ilim, irade, kudreti tazammun ediyor. Aynen. Evet, bir manası da bu an. Kesin. Ama şeyin, bu şimdiye kadarki çok antika tarafıma kelamla alakalı mucize her konuşanda tahakkuk ediyor. Ortaya çıkıyor. Adeta Peygamber Aleyhisselam mucizesi böyle paket gibi zaman ve şeyine atılmış. Dolayısıyla her kim o paketi açarsa mucize ortaya çıkıyor. Abi buna bir örnek de ben vereyim. Bu 28. sözün başında ayet var ya abi. Mesela şöyle söylüyor. Cennetten daha güzel. Hurilerden daha latif. Selsebilden daha tatlı olan beyanatı, ayatı Kur'aniye. Allah Allah. Bak Allah'ın kelamına abi mazhar olmak, onun o beyanını anlamak cennetten daha güzel, hurilerden daha latif olduğunu söylüyor. Daha latif. Yani biz şimdi muhatap oluyoruz ya abi. Yani bu cennetten daha üstün bu muhatabiyet yine. Burada cennette buradaki muhatabiyetin açılımı olacak yani tecessüm edecek bize yani. Aynen. Hani İmam Rabbani Hazretleri şeyde demiş ya abi. 32. sözde geçiyordu herhalde. Cennet cilve-i esmanın temessülatıdır demiş. Evet, temel. Cilve-i esmanın temessülatıdır. Yani burası hani gölgenin gölgesi ya abi. Şimdi hani daha önce bir misal veriyorduk biz. Hani diyelim ki gölgenin gölgesiyle cennet arasında ne fark var? Hani sizin bir gölge misaliniz vardı ya abi. Bir de şöyle bir misal vermiştik daha önceki müzakerelerimizde. Şimdi diyelim ki ben köfte pişiriyorum ızgaranın üzerinde. Köftenin gölgesi var. Gölgeyi ekmeğin arasına koysam, yesem bana lezzet verir mi? Vermez. Şimdi bu kainat bak gölge de değil. Gölgenin gölgesi olması hasebiyle bu kadar lezzet veriyor insanlara. Peki aslını düşünelim şimdi. İşte İmam Rabbani Hazretleri bunu demiş abi. Demiş aslını bir düşün. Teemmel diyor ya. Burada böyle olursa orada cisimleşirse ne olacak yani? Kelam şeyi çok artık kaldı. Yani hulasa abi, diğer peygamberlerin mucizeleri gören insanlara münhasır, Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri ise kelama muhatap olunca bizzat o kimse de gerçekleşiyor. Ortaya çıkıyor. Şimdi bizim dersimiz abi, buna bir örnek olacak yani mucize. Bu Musa Aleyhisselam'ın kıssasında bu demin okuduğumuz şeyler, tahammülü meşakkat, telkünü ümmet, telakki millette bir usvasene, hem bir misali ensep böyle. Bunlardan örnekler vereceğiz. Burada Musa Aleyhisselam'ın kıssasıyla ilgili Üstad Hazretleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ayet almış. Kıssalarda geçen böyle. Bunların kanuniyetlerini verecek. Biz de bir iki tanesini şimdi bu zamana tatbik edeceğiz. Bize nasıl bir örnek ver bu kıssayı Musa Aleyhisselam'da yani. Şurayı da okuyayım. Üstad bunları söylüyor. Desatiri mühimme, mühim düsturlar o kıssa zımnındadır. Vücuhunda tenevvü, cihatı da kesire, ikinci derecede tebaiye, bir ciheti hayatın maziye, müstakbele uzanmış, derin hem pek geniş. İçtimai hayatın desatiri camidir, ziya gıda gibidir, ihtiyacı hakikat. Yani bu Musa Aleyhisselam'ın kıssalarında mühim düsturlar zımnında vardır diyor. Hem maziye uzanmış hem istikbale uzanmış abi. Ziya gibidir, gıda gibidir, içtimai hayatın şu andaki de düsturlarını içine alıyor bu kıssa. Hem de hakikate ihtiyacı olanın bütün ihtiyaçlarını gideriyor abi. Şu andaki afaki alemle ilgili, enfüsü alemle ilgili. Abi. Düstur tekerrür etse, ders de tekerrür eder. İkinci derecede binler düsturlardan birkaç tane numune. Mesela şimdi örnek veriyor. Şimdi buraya girmeden önce şunu da söyleyeyim abi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hani tekrar oluyor ya abi. Normalde tekrar değildir. Mesela niye tekrar edilmiş Kur'an-ı Kerim'deki ayetler?
mesela 5-6 tane madde var Hasan abi. Mesela 1, çok ihmal edildiği için. 2, önemine binaen. 3, ihtiyacın tekerrürü abi. 4, nurlandırmak için. 5, tesisi İslamiyet. Esaslarını vaaz etmek için yani. Bu düsturlar sürekli tekrar edilmiş. Normalde tekrar değil. Ekmek gibi yani. Mesela buna abi ben şu misali vereyim. Buna sordukları için. Diyelim ki bu matematik kitabı. Böyle. Matematik kitabında böyle biri dese ki ya bir sayfada ya bu ikiler, üçler, beşler niye hep tekrar edilmiş? Bir tane yazsa ya iki veya bir tane üç yazsa ya, niye bu kadar tekrar edilmiş? O adam cahil olduğundan dolayı yani çok bir şey bilmiyor. Halbuki bu ikiler, üçler, beşler bulunduğu yere göre ondan önceki harfe veya yanındaki harfe bir değer katıyor. Aynı değil, tekrar değil. Orada bulunması tam maslahat, tam hikmet yani. Mesela 3211 olsa. Evet. Şimdi say. Şimdi bunu peş peşe katla. Yani 311 diyelim. Evet. Hem 311'in yanında 311 de koy. Bilmem 31 bin bilmem ne. Orada efendim 1, 3, 1, 1 birkaç tane var. Ama 1 var ama ne ifade ediyor? 31 bindeki o 1 ile evet. 112'deki o 1 ayrı şey. Aynı değil. Yani oraya göre bir değer atıyor. Aynen bunun gibi. Farklı yani. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet. Öncekine baktığın zaman farklı bir mana alır, sonrakine baktığı zaman farklı bir mana alır. Kesin. Yani. Yani bazına zemin oluyor, bazısına netice oluyor evet. Ayetin. Şimdi abi... Bir de söyleyeyim. Evet. Bazı ayetler tekrar ederken işlemek istediği dokumayı, halıyı öne çıkartacağı şeye zemin oluyor. Bazı ayetler de başka ayetin dışa vuruşu oluyor, meyve oluyor. Hiçbirisi tekrar değil o zaman. Bir tane netice, bir tane mukaddeme olmuş. Evet abi. Şimdi biz abi Musa aleyhisselam kıssasında böyle mühim düsturlar vardı. Tekrar edilen şeyler vardı abi. Şimdi bunlara örnekler veriyor. Abi. Hı hı. Mesela Firavun'a hitaben şu cümleyi azamet. Mesela fel yevme nüneccike bi bedenik. Yani biz senin cesedine kurtuluş vereceğiz diyor abi. Bu cümlede mühim düsturlar var. İçtimai hayata dair, enfüsi hayata dair abi. Okuyayım. Şu Feraini Mısri'nin mumyalarla emvatın etsadını maziden müstakbele nakleden garip bir düsturu mevt alude hayatı ihtarla verir dehşet. Hatta Firavun-u Musa bedeni de nacidir. Seyli zaman atmıştır, mumya tahta üstüne, şu asrın sahiline atik bir yadigâr-ı ibret. Abi. Şimdi bu Cenab-ı Hak bu kıssada diyor ki Firavun'a hitaben senin cesedine kurtuluş vereceğiz diyor abi. Şimdi Musa aleyhisselamla ona tabi olanlar böyle Firavun'un zulmünden kaçarken Firavun ve askerleri onları takip ediyor, Kızıldeniz'e geliyorlar. Kızıldeniz'e gelince tabii artık nasıl gidecekler? Cenab-ı Hak Musa aleyhisselam diyor ki asanı denize vur. Vurunca deniz ikiye yarılıyor. Bunlar geçiyor. Firavun da askerler biz de geçeriz diyor. Onlar da geçerken abi Firavun orada boğulmuş. Son anda da ben demiş Musa'nın Rabbine iman ettim demiş. Fakat makbul bir iman getirmemiş. Tam sekerata girdiği için abi. Şimdi Cenab-ı Hak ona demiş ki senin cesedini necat vereceğiz demiş. Şimdi bunun bize bakan abi bir enfüsi manasını söyleyeceğiz abi. Yani o nedir öyle. Bu? Çünkü demin okuduk. Her buraya asra bakan. Herkes biliyor. Evet. Vazife-i risalet ve davete baktığı için bu ayet. Vazife-i risalet ve davete. Yani bizim enfüse bunu baktırmamız lazım. Şimdi firavunluk yapmış ya abi. Firavunluk yapınca Cenab-ı Hak demiş ki senin cesedini ben ibret-i alem için millete göstereceğim demiş yani. O secde ettin, son anda ettin ya. Sana demiş bir mükafat vereceğim yani. Şeye İş yaptığın için. Ha, göstermelik de olsa. Şimdi bizim de abi enfüsü alemimizde bizde enaniyet yapabilirsin, gurur yapabilirsin, kibir yapabilirsin. Böyle firavunluk biz de yapabiliriz yani. Bu sefer firavunluk yaptığımız zaman Cenab-ı Hak diyor ki sen misin yapan?
ibret-i alem için senin o firavunluğunu ben millete göstereceğim diyor abi. Sahile çıkarmak demek, yani denizin içinde gizli ya, kimse gözükmüyor. Sahile çıkınca insanlar görüyor. Şimdi sen firavunluk yapınca, içinde yaptın ya, dışarıdakiler belki bilemeyebilir. Ama öyle bir firavunluk yaptın ki abi, Cenab-ı Hak diyor ki, o dereceye gelirse ibret-i alem için ben diyor millet vücut vereceğim, onu göstereceğim diyor yani. Senin enaniyetin piyasaya çıkaracak. Evet abi. Yani bunu herkes kendi aleminde müşahede edebilir. Afaki alemde de bu manada firavunların, böyle Cenab-ı Hak yapmış olduğu o firavunları ifşa ediyor abi. Acayip bir şey, birisi hatırıma geldi ya. Gerçi bu da bir tuzak da, ben hatırıma gelmedim kendi kendime. Böyle gizli olan bir şeyi mutlaka ama Allah ortaya çıkarıyor. Bir sebeple çıkarıyor. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Özellikle abi şunu söyleyeyim. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın arkasından gitti ya Firavun abi. Özellikle İslamiyet içinde, İslamiyet'in esasları, düsturları bellidir. Üstadımız da diyor, bizim mesleğimiz enaniyet kaldırmaz diyor. O zaman da ehli hakka lazım olan değil mi? Nedir? Enaniyeti terk. Etrafında toplanmış olduğumuz hizmeti imanı Kur'an'ıya eneyi kabul etmiyor, nahnu istiyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın arkasından giderken Firavun'un başına bu gelmiş. Şimdi İslamiyet içinde, özellikle bizim hizmeti imanı Kur'an içinde bir hakikatin arkasından gidiyoruz biz. Hakikatin arkasından giderken sen bunu yaparsan Allah onu ifşa edecek, sahile çıkacak, herkese gösterecek abi. O rezilliğini. Evet. Bu olduğunu. İşte bu sefer ne olacak? İbret-i alem olacak yani. Aa bak ya, falanca şöyle yapmış da biz öyle yapmayalım. O duruma düşürmesin Allah bizi. Vay be. Deniz demek iki manası var abi külliyatta deniz. Mesela bir küfür denizi, bir iman denizi var. Bir de bildiğimiz deniz var yani. Bu manada iman denizi. Simge. Evet. Simge ve sembol olarak kullanıyor. Bizim orada şu anda alacağımız mühim düstur bu abi. Yani ihtiyacı hakikati, yani ben nasıl kurtulacağım bu firavuniyete şeyden. Bir noktada böyle yani Cenab-ı Hak diyor ki atik bir yadigar ibret. İbret alması için onu sahile çıkarıyor ya abi. Tarihi bir ya. Evet. Enfüs'te de firavunluk yaparsan Cenab-ı Hak diyor ki onu ben diyor ibret-i alem için insanlara göstereceğim diyor. Şimdi bu ders böyle. Normalde bunu cemaate anlatamayız abi. Hakikaten zor yani. Çok zor. Şimdi adam bu sefer üzerine alır bir sürü yani tuhaf tuhaf şeyler çıkar düşünce. Mesela münafık dersini pek yapamıyorsun ama mevzusu yapıyorsun. Beni mi kastettin? Evet abi. Şimdi 608, başka bir tane okuyorum abi, 608'de de var. Geniş alemdeki şey söylemeden. Örnekle geniş alemde de kıyas edebiliriz yani. Özellikle hakikatin arkasından gidenler için bir düstur abi bu. Yani hakikati kovalayanlar, hakikatin peşinden gidenler firavuniyet yapmayacak yani. Yaptım Allah onu rezil yapıyor değil mi? O ya, bugün mesela şimdiki. İşte evet. Mesela yani abi, iki kişi hatırıma geliyor. Ben örnek vereyim. Risale'de bak esas olmuş, düstur olmuş. Haklı olsun, haksız olsun bu hizmette firavuniyet yapan haksızdır. Haksızdır. Mesela adam kaderi inkar ediyor, bak rezil ediyor. Nasıl inkar ediyor? Şöyle çok ilginç. Diyorlar bizim saftirikler var, saftirikler. Evet abi. Diyor ki, yaşlı benden, Hasan kardeş diyor, sari olarak ifade etmiyor ki diyor kaderi inkar. Ya böyle saftirikler nasıl bu cemiyette yaşayabiliyorlar? Hayret ediyorum bak. Adam diyor ki, Amentu diyor, Kur'an'da yok diyor. Beş tane var diyor, kader yok diyor. Tamam, biz de onu biliyoruz. Ama hadisi kutsi var. Hadisi kutsiyi de inkar ediyor. Amentu'yu anlatan hadisi kutsi var. Evet. Amentu billahi anlatan. Onu da inkar ediyor. Peki, Kur'an'da yoktur diyor. Kur'an'da detay olmaz. Çekirdek olarak bildirilir. Detayını Peygamber Aleyhisselatü'nün hayatında olur. Allah ne diyorsa şey, Allah diyor ki peygamber ne diyorsa alın. İnhu ve illa vahyu yuha. Allah diyormuş. Peygamber dediği sözler bile. Niye? Allah diyor ki ne alıyorsa ben söylüyorum diyor. Alın. Peygamber hadisinde de ahmetü var mı? Var. Peygamber hadisini inkar ediyor. Ayette de diyor kader yok diyor. Otomatik olarak ne yapmış oluyor netice? Kaderi yoktur dese tesir etmezdi. Tepki olurdu, reaksiyon olurdu. Bizde bir aktiflik bezleri şey olacaktı. Yani nasıl yok ya kader, adama bak ya. Bak münafığın özelliği şudur.
bir hakikatin meyvesini ve çekirdeğini yok eder. Meyve istikbale götüren, çekirdek ise kaynağını yok eder. Kafir ise direkt kader mader değil, Allah'a inkar eder. Bir de söylüyorum. Kafir, Ahmetü'yü komple inkar eder, Allah yoktur, ahiret yoktur der. Münafık ise beş iman esasını söyler, altıyı inkar eder. Ne yapar? Meyvesini yok eder, çekirdeğini de yok eder. Yani çekirdek demek beslenen, meyve demek geçmişe taşıyan. Uygulayayım bunu. Kur'an'da yok diyor. Oysa Kur'an'da وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَا فِي كِتَبِ مُبِنْ var böyle bir şekilde. Kur'an'da yok diyor. Ne yaptı? Kökünü kesti. Peygamber hadisini anlatan hadiste bu diyor, uydurma diyor. Meyveyi de yok etti. Peki netice ne oldu? Ne yapmış oldu otomatik olarak? Kader yoktur demek değil midir bu? Tabii tabii. Bu işte. Saf dedik, benim Müslümanım anlamıyor ondan. Abi sen kafir demişsin. Sen isim ver buna. Ayette yok diyor. Bu hadis de yanlış diyor. Otomatik kader yoktur diyor. Kader yoktur diyen küfür mutlaka düşer diyor Müslüman. 280. Yani onlara yani mecusi desen, münafık desen, aynı yani kafir desen işte hepsi bu, kaldır yani. Niçin burada dedim? Bak, firavunluk yaparsan aynen, içinden seni sahili selameti sahile atacak. İbret-i alem için ümmete göstereceğim yani. Aynen. Mesela F25 mesela burada da öyle. Sen içinde böyle enaniyet budalalığı yaparsan, aynen, tamam, hakikata karşı çıkarsan, Risale'nin ortadan kaldırmanın ilk mukaddemesi olan metnini, kaynağı böyle yok edersen, ben senin içindeki şeyini biliyorum ama millet bilmiyor. Bir sebeple ben seni sahile atacağım. Bak bu sözümle diyecekler ki, bak felancalara, felancaya Hasan Firavun diyor. Ben de diyorum ki, firavunluk yapana ne denilir? Nemrut denilir mi? Evliya denilir mi? Firavunluk yapana firavunluk denilir. Evliyalık yapana evliya denilir. Nemrutluk yapana nemrutluk denilir. Nurculuk yapana nurcu denilir. Süleymancılık yapana süleymancı denilir. Mesela şey, Kefer Edin abi şu an cesedi muhafaza ediliyor. Evet. Hatta kanun var bak. Ta bu sahile geldi, buradaki şu anki yeni doğan insanlar onu görüyor yani. Görecek ve en son onun rejimin en son onu açıklayacaklar. Evet. Yahudi olduğunu, Türk olmadığını, Türklerin atasıyla alakası olmadığını. Böylece sahile atmış olacak. Sahile atılacak ve herkes vay be diyecekler. İbret alem gösterecekler. Bu da başka bir Musa Aleyhisselam kıssasında zikredilen böyle sürekli başka bir ayet. Yüzebbihune ebnâeküm ve yestehyûne nisâeküm. Yani Firavun diyor ki kızları yaşatın, erkekleri öldürün. Bu mühim böyle bir düsturu külliymiş. Her asırda bunun masadakları, efratları var. Yani ne demek kızlar yaşasın, erkekler ölsün? Bu cümlenin zımnında bedbah kavmi Yahud'un kaderin kalemiyle alınlarına yazılmış hayati müthiş düstur, daimi bir musibet. O da budur. Şimdi söylüyor. O kavmin cihanın aktarında, yani dünyanın her tarafında hemen şimdiye kadar mükerrer hedef olmuş o bedbah olmuş millet. Pek çok katliamlara kızlarıyla hayatta sefaat aleminde büyük rol oynanılmış. Yani kızları yaşatın. Üstadımız abi bu ayeti 25. sözde de izah etmiş. Orada biraz daha açacağım. Ben şimdi açmıyorum uzanmasın diye. Orada da aynı şekilde biraz daha böyle. Yani kızları yaşatın, erkekler öldürün ne demek? Şu andaki abi sefaat ortamı. Yani şu andaki sefaat ortamında, açık saçıklık ortamında kızlar istediği gibi hareket edebiliyor. Kızları yaşatın, kızlara imkan verin. Evet. İstediklerini yapın, yuvalarından uçurun. Evet. Medeniyet namı altında dışarıya çıkarın, bunu yaşatın, evet, yaşasın. Evet. Erkekleri öldürün, dang 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 değil o. Değil. O kızlarla onu öldürün. Evet. Yani bu sefer kızlar istediği gibi kadınlar rahat böyle kıyafete giyiyor, yaşadın ama bu sefer erkekler de manen ölüyor abi. Şu anda abi İlmi olarak tespit edilmiş 300 tane komite alemi İslam'da böyle uhuvvet-i İslamiye'yi, samimiyeti, muhabbeti, fedakarlığı bozmak için bir fiil çalışıyormuş abi. 300 tane tespit edilmiş. Allah Allah. Mesela üstadımız da söylüyor abi, kadınları bozmak için, genç kızları bozmak için, evet,
Nurcuların uhuvvetini bozmak için, tesadüfünü bozmak için özel cemiyetler kurulmuş abi. Mesela Lyons, Rotary, bunlar Yahudi komiteleri var. Lyons var. Bu Peugeot arabasındaki aslan var ya, işte o Lyons'tur. Evet. Bu ayet bize abi bu düsturu veriyor. O zaman peki ne yapmamız lazım? Kızların böyle yaşadığı, erkeklerin öldüğü bir devirde nasıl olacak ki o zaman kurtulacaksın? Bir şeyi olan var mı fikri? Nasıl kurtulacak yani? Firavun'un kıssasını hatırlayalım. Musa aleyhisselam nasıl kurtuldu? Firavun'un sarayındaydı abi. Değil mi? Sarayındaydı. Biz de bu Firavun'un sarayında bu derslerle, hizmetiyle, kitap okumakla, ibadetle ancak kurtulabilir abi. Musa aleyhisselam başta okuduğum şeydi. Sünnetçiydi, şeriatçıydı. Şeriatçıydı. Ancak onu yaparak yani. Yani ben kalbime bak. İnancıma bak, la olmaz, yaşayacaksın. Firavundan kurtulmak için Musa'nın kullandığı yöntem eylemdi. Yani sünnet-i seniye. Nemrut'tan kurtulmak için, Nemrut'un ateşinden şefkat ve tefekkür. Çok güzel abi. Çünkü şu anlarda öyle geçiyor. Musa aleyhisselam şeriatçıdır, tefekkürcü değil. Firavunluktan kurtulman için eylemci olacaksın, alemci olmayacaksın. Eylem, sünnet-i seni yiyeceğiz. Musa aleyhisselam sünnet-i seni simgeler. Onun için İsa aleyhisselamdan büyüktür. Evet. İsa aleyhisselam hava unsurunu, Musa aleyhisselam hem su unsurunu simgeliyor, daha çok toprak unsuru diyor, suyu Nuh simgeli. Çünkü Ustad Kastamonu'da Cebeli, Cebeli Nuh gibi. Cebeli Nuh gibi diyor. Evet. Yani şeriat uyacağız. Uyunca o su unsuru sana açılıyor. Mesela şöyle uygulayalım. Vücudun yüzde kaçı sudur? 2/3. 2/3, %76'sı sudur. Eğer su unsuruna galip oldu Musa. Ne ile? Allah'ın emrine itaat etti. Asanı vur. Bak bu çok önemli bir şey anlatacağım. Bunu diyeceğim. Asanı vur. Su unsuru ona musakhar oldu. Sünneti yaşarsak vücudumuzdaki suyla alakalı duygular hakim olursun. Enfusa tatbik edersen bu. %76 su değil mi? Evet abi. Suyla alakalı şehvettir. Kandır, tansiyon. Bilmem şudur budur. Yani bedendeki sıvıyla alakalı. Mesela diyelim ki bezler aktif olmuyor. Selatonin işte adam kendini kötü hissediyor. Şu sıvı salgılamıyor falan. Musa aleyhisselam sünneti uyunca su unsuruna galip oldu. Eğer biz enfus hali yani hayatımızda Musa meşrepli olursak, İssevi meşrep, İbrahim'i meşrep, öyle diyoruz tabi. İbrahim'i meşrep diyor. İbrahim meşrep için ne diyor? Ruhunuza imanı giydiriniz diyor. İman libasını giydiriniz sözlerde. Musevi meşrep ne demektir? Sünneti seni uyacağız. Sünneti seni uydun mu? Yani bedenin %76'sı olan, 1/3 olan su unsuruyla alakalı, su unsuru ve onunla alakalı hisler, duygular, fikirlere galip olursun. Çok güzel. Evet. Şimdi bu düstur böyleydi. Bir de kızlar da öylelikle kurtulursun. Başka bir Musa aleyhisselam kıssasında geçen bir düstur. İnne Karune kâne min kavmi Musa. Karun, Musa'nın kavmindendi. Bu da tekrar edilmiş. Bunda şu hüküm varmış abi. Şu hüküm beşere der. Yani şu an bize diyor. Akvam-ı cihanın beyninde, kavmi beni İsrail efratları elinde, mızır, zararlı, hem de haram, gayet büyük bir servet var. Lasiyema, vesaili riba ile servetleri tutturan, hem de onu toplayan hariskar bir düsturu şu cümle ihtar eder, dinliyor beşeriyet diyor. Yani Karun Musa'nın kavminden de şüphesiz diyor ayette. Üstad Hazretleri onun manasını verirken yani bu ümmetin içinde de o Karun gibi mal toplayan böyle veser yollar, haram yollardan yani riba ile şeyle böyle insanların olacağını bu düstur bize veriyor abi. Acayip bir şey bu.
bu haram, helal, hile, huda. Müslüman gözüküp yani, kavminden gözüküp. Bak şimdi para toplamak var ya. Bak Musa asıl imamı demektir. Evet. Unutmayın bak. Her asıl imamı o asırdaki hangi peygamberle kıyas ediyorsan onun hakikati temsil ediyor. Çünkü her bir ayetin mutadid manası var. Her ayet küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bu asırda Musa ustattır. İsa'dır. Her asırda efradı bulunur ya. Şimdi bu cemaat içinde Karun gibi mal toplayan ama Musa'nın kavmindeyim dediği evet. halde. Yani ben hizmetin içindeyim. Hizmette, hizmet yapıyorum diye. Mal toplayan, para toplayan, para esas yapan, hizmeti alet yapan Karun. Ya bu korkunç bir şey abi, şu ayet var ya. Yani mesela biraz bize de dayanıyor. Şimdi bir yerde biraz öz eleştirici yapacağım. Mesela adam dershanedesin, sana ümmet güveniyor. Ümmet adına sana bir şeyler dershane yapıyor. Adam hizmetin malını, misal yani, başka bir felsefeyle, başka bir şeyle, başka yönlere sevk etse hizmetin parasını. Veya, bak şimdi, hep harici uyguluyorsun, olur mu? Bak, enfuzu uygula. Mesela, devlet bize tepemize binmesin diye dershaneler açılıyor. O dershaneler, yani devlet binmesin diye vakıflar eskide açılmıyordu. Şimdi elhamdülillah Darül Envar kurduk. Vakıfların üzerine tapu yapılıyordu, Müslümanların üzerine yapılıyordu. Adam kızdığı zaman veya anlaşamadığını ne bileyim ya, bir hal oldu, çekip gidiyor, onu üzerine aldığı şeyi de alıp götürüyor. Ama ben diyor, Musa'nın kavmindenim diyor. Ya ben nurcuyum diyor. Ama nurculuk içinde karunluk yapıyor, mal toplamak için olmuş. Üç tane saydı, zararlı, haram, riba ile. Görüyor musun? Üçü de var yani. Bak mesela adam, şimdi mesela sana vekil ettim. Osman, bu kalemi sana dershane şahsı manevi karar verdik. Şu şeyin üzerinde olsun tabi. Tamam, yarın senin psikolojin, evlendin, bilmem ne yaptın, çekip gittin veya benimle anlaşamadın. Onu ne yapıyor? Gidiyor. Yok, vermem. Bir tuhaf tuhaf şeylerde kullanıyor. Yani buradan tut, hizmet adına. Hizmeti neresinde kullanılmış? Himmet namı altında. Toplananların veya hayır müesseseleri var. Afrika'da kurban keseceğiz. Su kuyusu açacağız. Bilmem fakir fukaraya okul yapacağız. Bilmem. Tamam, toplanan paralar nerede? Bu işte ben Musa'nın kavmindeyim diyen Firavun'un mal toplaması. Karun'un mal toplaması gibidir. O en küçük daireden tuttum. Hiç kusura bakmasın hiç kimse. Sık bir yerlere değil. En şey, ben kendime vuruyorum. Mesela bak adam şey yaptı, ben bir tane örnek anlatsak tamam. Adam Almanya'dan geliyorum imamlıktan sonra. Dedi ki büyük bir para, sonra dost olduk malum X, vermeyeceğim ismini. Dedi ki aynı böyle ya size, vallahi doğru söylüyorum. Billahi doğru söylüyorum. Tallahi doğru söylüyorum. 9 gün oruç tutmam lazım. Sizi aldatırım, Allah'ı aldatamam. Dedi ki hocam dedi, şu parayı dedi götür bizim namı adına zekat olarak dağıtabilir misin dedi. O yapamam dedi. Niye dedi? Az para değil ha. 20 bin euro. Benim için büyük bir para ya. Misal. Yapamam dedi. En az yalan olmasın diye 15 bin de 20 bin diyeyim ki arası yani. Böyle bir para yani, büyük bir para. Yapamam dedi. Niye? Cebime koyacağım parayı. Tamam. Beni de vekil ettin. Tamam. Sen kurtardın. Ben uçağa bindiğim zaman ne yapacak uçak? Ya sen aslında senin de ihtiyacın vardı da şey yapacaktın da hizmette de şöyle olacaktı da olur mu falan? Ya olur mu, adam emanet etti ya fakir fukara. Bir tarafım al kenar, bir öteki cebine koy. Öteki diyor, olur mu ya? Nefsim diyecek ki ya senin de ihtiyacın var canım. Kontrol yaparsın, bilmem ne yaparsın, şöyle yaparsın hizmette. Ya senin özel hayatın mı var canım? Aynı böyle diyecek ha. Sen bunu hizmette kullan, hizmet değil mi? Senin hayatın hizmettir. Bir tarafın böyle diyecek, bir tarafın böyle. Bir tarafın böyle diyecek, bir de 2,5-3 saat uçakta canım çıkacak. Ben aptal mıyım? Niye bu riske gireyim ya? Belki mağlup oldum. Havalimanına indim. Nefsime mağlup oldum. O parayı ya, çünkü bir kısmını ulaştırmadım. Peki bu emanet, ihanet değil midir? Münafık alameti değil mi? Ben dedim bu riske niye gireyim? Ver verme. Koy cebine koyma. Bununla mı uğraşacağım?
Adam psikolojisini bozar abi. Ondan sonra o garip garip psikolojim bozulur. O da garip garip bakıyor. Allah hocam olur mu öyle şey ya? Niye olmasın kardeş? Ha işte Musa'nın kavmindeyim ama ne şey Karun gibi mal toplamak olursa işte ne olur? O da Karun gibi denizde boğulmaz ha. Toprağın içine. Nerede? Musa toprak değil miydi? Toprakta yürümedi mi? Musa deniz değildir. Denizin dibi olan toprak. Nuh ise toprağın üzerindeki su. Bak, Musa suyun altındaki toprak. Nuh ise toprağın üzerindeki su. İkisinde de ortak nokta su ama biri dibi, biri yukarıda. Ha o zaman Nemrut nerede gömüldü? Suda boğulmadı. Musa'nın kavmindeyim. Musa meşrebin içinde gömülecek. Firavun. Şey, Firavun. Abi. Firavun. Ha. Firavun'un meşrebi var ya diyelim ki ustad. Yani burada Karun dedi de normalde Firavun da suda boğuluyor. Karun da toprağa gömülüyor. Ama Karun Musa simgesi topraktır ya bütün sahip toprak olmalı. Evet. O zaman o Karun Musa kavminden idi. Yani Musa da hizmettir. Yani bu asırda toprak, tamam. Yani toprak unsuru, o zaman hizmetin içine gömüleceksin. Içine gömüleceksin. Şimdi korkunç oldu ya, hakikaten. Bu hizmetin içinde gömüleceksin. Musa geçtik, Firavun suda boğuldu. Yani bunun, o değil, suda boğulmayacak bu. Toprakta, yani... Hizmetin kendisi boğacak onu. Hizmetin içinde boğulacak. Fiyaskosu çıkacak ortaya, hizmetin içinde boğulacak. Orada gömülecek, toprağa gömülecek. Karun, Kısa-i Musa'da Karun altın yapmayı öğrenmiş abi Cibril Aleyhisselam'dan. Gizli bir şekilde öğrenmiş. Altın yapınca, şimdi Karun nasıl mal topladı ki abi mesela sadece hazinelerinin anahtarı 40 deve yükü. Altın yapmayı öğreniyor abi. Bu sefer altın yapmayı öğrenince... Ama neyi ama? Toprağa altını yapıyor. Musevi meşrebini dönüştürüyor altına. Oradan besleniyor. Altın yapmayı öğreniyor abi. Tabi bu sefer iftiralar ortaya çıkmaya başlıyor. En sonunda diyor ki ben kendim ilmimle öğrendim diyor. Hayır, halbuki imtihan gereği öğretildi ona. Şimdi mesela hizmet düsturlarını biz tatbik ettiğimiz zaman böyle altın değerindeki bu hakikatler bize böyle acizimizden, fakrımızdan, ihtiyacımızdan öğretiliyor, veriliyor yani. Verilmiş yani. E şimdi sen bunu aynı böyle bu adam gibi çıkıp kendine mal etsen benimdir. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben tefekkür ettim. Ben çıkarttım. Desen mesela. Evet ya. Mesela abi Üstad Hazretleri mesela Cenab-ı Hak diyor bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ince bir sap ile koca bir kavunu çıkardığı gibi benim gibi aciz, fakir, zayıf bir adamdan böyle bir eseri çıkarması onun ilminin, iradesinin, kudretinin delidir diyor. Yani. Direkt onu gösteriyor yani. Firavunluk yapmıyor. Yoksa o da boğulacak orada yani. Kendine verse yani. Direkt onu gösteriyor yani. Ne dusturu külli var ucunda ya. Ya bu sefer abi deminden beri konuşuyoruz ya. Yani mucize bu yani abi. Yoksa yani sadece bunu ezberlemek demek değil yani mesele. Hafız da öyle yani. Mesela CD'de de hafız var. CD'de de Kur'an var. Hafızın kafasında da Kur'an var yani. Şimdi bir tane daha okuyayım abi. Oku. Mesela bu da 607'de sayfa. Bu da şimdi enteresan bir düstur. Ya Haman ibnili Sarha. Şimdi Haman Firavun'un veziri abi. Firavun diyor ki ya Ham ey Haman bana bir kule yap ki bir göreyim bakayım diyor. Musa'nın Rabbi diyor semada var mı yok mu? Ben şöyle bir bakayım diyor. Ayetin manası o. Yani bana bir kule yap ya Haman. Şu kelam bize diyor. Bak çok dikkat şimdi. Hemen ortaya çıkacak şimdi. Ben bir tane tatbikat yapacağım abi. Şu kelam bize diyor. O dağsız, düz kıtanın Tagi Selatininde ehramların inşası arzu-i garibi bir meyalan-ı haşmet hükümran olduğunu onlar da gösteriyor Firavun'da. Yani Firavun niye demiş ki bana bir kule yap ben bir göreyim hele bir bakayım ne var ne yok. Diyor ki onda bir garip bir arzu var diyor. Bir meyelan haşmet hüküm fermadır. Onu göstermek için öyle söylüyor abi. Yani kendi ihtişamını, azametini, büyüklüğünü göstermek istiyor. O dediği gibi değil yani. Ben Musa'nın Rabbi var mı yok mu ona bakayım.
enfüsteki o garip arzuları, ihtişamını göstermek, büyüklüğünü göstermek, insanları hayrette bırakmak, baktırmak abi. Hükümran olduğunu, muhteşem ehramlara, zulüm ve abes şeylere vücut veren bir düstur, bu cümle eder ihtar, verir bir ders-i hikmet abi. Şimdi Risale-i Nur'da abi hakim ismine mazhar ya, biz şimdi bu pencereden bakacağız yani o hikmet dersini almak için abi. Şimdi burada dedi ki Firavun, şimdi Haman demiş, Firavun abi nefis firavunluk yapar. İslam alimleri abi Haman için vezirdir demiş abi, vezir. Mesela kalp Musa diye tefsir etmişler. Akıl Haman, vezir diye tefsir edilmiş. Nefis de, nefse emmare de Firavun diye tefsir edilmiş. Şimdi buradaki Haman, hakikate çevirdiğimiz zaman akıl abi. Şimdi o Firavun dedi ya, sen bana bir tane kule yap dedi. Halbuki orada hiç kule yok Mısır'da. Düz böyle çorak bir yer. O öyle deyince, ondaki o garip arzular, o istekler, arzular, haşmet gözükmesini istedi ya, böyle. Şimdi bunu hakikate tatbik ettiğimiz zaman abi, şimdi Risale-i Nur noktasında misal veriyoruz. Üstad Hazretleri birinci sözün başında Risale-i Nur'ların avam lisanıyla yazılmış olduğunu, yani en alt seviyede yazılmış olduğunu söylüyor abi. Değil mi? Şimdi birisi dese ki Risale-i Nur sadeleştirme olsun, efendim yok şu da lazım, bu da lazım, onda bu hamanlık var abi. Yani o sadeleştirme kulesinde, efendim izah kulesinde, şerh kulesinde meylan-ı haşmeti var onun. Garip arzuları var. O şekilde gözükmek istiyor abi. Yani halbuki Risale-i Nur'lar en altta avam lisanında yazılmış abi. Hani o birinci sözün başında geçiyor abi. Avam lisanıyla diyor. Şimdi avam lisanıyla yazılan bir şey sen nasıl tercüme edeceksin, tefsir edeceksin? Avamın altı yok ki daha. Avamın altı yok ya. Şeyin abi bir misalini söylemişlerdi, siz de paylaşayım abi de. Tahtel avam gibi oluyor. Mesela avam abi, fıkıhtaki tabiri avamın, böyle hak ile batılı birbirinden ayıran, dinin zaruriyetini yapana deniyormuş avam fıkıhta. Şimdi bu tabirle şu andaki insanları kıyas et. Bunlar avam bile değil, bunlar alim yani. Yani eski avamlar bu zamana göre alim yani. Evet. Yani eskinin avamı abi şu zamana göre, yani şu zamanın insanı hak ile batılı birbirinden ayıramıyor yani. Evet, karışık. Hani üstadımız abi feraset yok ya. Sureten 13. asrın evladıyken bu zamanın insanı hakikatte orta çağın adamı gibidir diyor. Evet. Hani orta çağın adamı bir şey bilmiyor ya abi, sağından solundan haberi yok. İşte bu düsturda, yani Firavun Haman'a dedi ki bana bir kule yap, bakayım ne var ne yok. Ondaki o büyüklük, azametini kendisi göstermek istediği gibi, garip azamını göstermek istediği gibi bu hakikat bu zamanda da var böyle. Bu özellikle düz bir zeminde yazılmış, herkesin anlayacağı bir şekilde zorlanmadan abi. Bu sefer birisi Haman akıl diye aklıyla işte sadeleştirme yapılması lazım, insanların istifade etmesi lazım, tercüme olması, şöyle böyle değil ya. O kulede, o şeyde kendisini göstermek istiyor abi. Hani demin Mustafa şey dedi ya, o ne oğluydu abi, çıkaramadım da. Bir İslam. Bir İslam ha. Onun yani o pozisyonda, o vaziyette kendisini göstermek istediği gibi abi. Evet. Kule yapmak. Yani oradan gözüküyor yani. Oradan gözükme haşmetini. Bak neler. Garip arzuları. Tabii böyle bak biliyorum, ben neler biliyorum, neler şey yapıyorum. Ha. O kuleden, o pencereden gözükmek istiyor yani. Bize de bir düstur veriyor yani. Ya sahile atıyor işte Cenab-ı Hak içindeki meylanı. Bizim ne kadar oldu, bir tane daha okuyayım mı abi? Otur. Bir tane daha, bu 608'den okuyayım abi. Mesela ve duribet aleyhümü zilleti vel meskenetü. Yani burada da bundan sonra keseriz. Tamam. Yahudilerin üzerine zillet ve meskenet darb edildiğini, onların böyle zillet alçaklık demek, mesken yani yer sahibi olamayacaklar demek abi. Hatta şu alar var mı? Şu alarda bu ayet abi üstada sorulmuş. Bu ayet. Şu alar versene. Şu alar ben oradan da devam edeyim. Şurayı okuyayım ben. Oku. Evet, havfu meft. Meftten korkmak. Mefte sebep.
hırs-ı hayat ile illet-i zillet, bu iki düsturu hikmet içine almış iki cümleye ayet. Hem şu cümlenin zımnında evvelki düstur gibi kaderi bir düsturu ihbar-ı gayb nevinden beşere ihtar eder, hem de işarettir, işaret eder işaret. Ki o kavmi azimin eskide hakimiyet, azametli bir tarih olmuş olduğu halde inat ve hırs-ı hayat vermiş onlara zillet ile esaret diyor. Şimdi biz bunu abi enfüse baktıracağız. Şimdi önce afakta üstadın verdiği bir cevap var. Bu soru üstada sorulmuş abi. Bu şimdi okumuş olduğumuz ayet. Sayfa 507. Refet abi sormuş böyle. Yahudile ve durubet aleyhümü zilleti vel meskenetü'yü soruyorsun. Böyle. Şimdi zillet alçaklık, mesken yer sahibi olamamak. Halbuki şu anda Refet abi soruyor. O Yahudiler yani toprak sahibi değil, devlet sahibidir. Peki Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetle nasıl bakacağız yani? Bir de bu muhakematta abi bir düstur var ya. Nakil ile akıl çatışırsa nakil tevil edilir, akıl esas alınır diyor. O akıl da akıl olsa gerek. Ona da bir misal. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bir nakille şu andaki bir vaziyet çatışıyor. Üstad bunu izah ediyor. Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için her asırda zilletle meskenet tokadını yemeye müstahak olmuşlar. Yani Yahudi milleti hayat sevgisinde ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için zillet ve meskenet tokadını yemişler. Şimdi sıralamaya göre hubbu hayat yapınca, hayata fazla bağlanınca zillet, alçaklık, dünya perestlikte de mesken damgasını yemişler abi. Fakat bu Filistin meselesinde hubbu hayat ve dünya perestlik hissi değil, belki Enbiya-i Beni İsrail'in mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyette hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti. Yani şu andaki o Filistin topraklarında bulunan o Yahudiler abi, bulunmuş oldukları toprakları böyle hubbu hayat ve dünya perestlik noktasından değil de eski Beni İsrail peygamberlerinin tebligat yaptıkları, mukaddes bir yer olarak bildiklerinden dolayı, bu hissi milli ve diniyle hareket ettiklerinden dolayı abi bu ayet onlarda gözükmüyor. Halbuki bu ayet neyle, niçin inmişti? Hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için. O zaman ne zaman ki bu ayet, yani oradaki Yahudiler hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat etseler bu ayet devreye girecek, o topraklardan çıkarılacaklar abi. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk çıkacaktı diyor, meskenete girecekti. Şimdi bunu enfüse tatbik edelim. Afak'tan misal verdik. Enfüste de abi o zaman kim cemaat içinde olsun, herhangi bir cemaat içinde hayata çok bağlanırsa abi, bir de dünya perestlikte böyle rahatında, şeyinde, maddi noktada fazla ileri giderse o zaman ayetle sabit, ona da zillette meskenet damgası vuruluyor. Ya derslere gelemiyor böyle, ya çok çalıştığı halde elinde bir mal durmuyor abi. Yani bu ayet enfüste böyle. Acayip, evet. Ki yani bunun numuneleri de gözüküyor. Mesela yani. Veya o dinlenen, verilen ders tutmuyor kafaya. Kalbinde yer tutmuyor. Çünkü meskenet vurulmuş. Bak. Yer tutmuyor, evet abi. Yer tutmuyor. Mesela anlatıyorsun, almıyor. Niye almıyor? Ya ben şimdi mesela diyelim ki elin avucunu aç desin. Su koysam ne kadar durur? Koyuyorum, döküyorum. Yani tutacak zemin yok. Meskenet yemek enfüste, okunan ve anlatılan şey sende durmuyor. Yer tutunamıyor. Tutunamıyor, yok. O diye yani. Mesela birisi geldi abi. Zillet de şey söyleyeyim, zilleti de. Kendini idare etme psikolojisi yok. Bu da zillet. Kendini idare edemiyorsun. Yani diğerlerinden vaziyeti, durumu alçak gene. Alçak. Yani huzur yok, her şeyin var. Bak sen o zaman yorumla bana, dükkanı tamam var, parası var, nereye harcayacağım diye düşünüyor, karısının arabası var, kendisinin var, para sorunu yok, sıkıntıdan kurtulamıyor, huzur yok. Huzur yok yani. Niye zillet, niye meskenet var, niye zelil,
zelil olmaması lazım. Çünkü hani para her şeyin şeydi, hani huzurun sebeplerindendi. Her şey var, zelil. Derse geliyorsun, bir şey almıyor, meskenet damgası yemiş. Meskenet yani zeminsiz zemin. Anlattığın konu, ders, bunu anlatıyorsun, şöyle yapar ha. Oturmuşlar 3-5 kişi, anlatmış işte. Ya ne konuşuyorlar? Ya acaba Allah Allah, bu dersin muhatabı ben olmayayım. Acaba bu bana ne diyor? Almaz, dersi almaz. Okunan ders hep dışarıya uygulanır. Ya mesela diyelim ki şu en büyük adavet dersi Uvvet dersine yapılıyor. İnsanlar var ya bu insanlar. Ulan şuraya baksana ya, bu Uvvet dersi okuyorlar, hala adavet yapıyorlar derken adavet yapıyor. En büyük ihlassızlık ihlas dersine yapılıyor. Tutmuyor meskenet dediğimiz için. Şeyi abi geçen bu şeyde tespit etmiştik de bu Mesnevi Nuriye yok neyse. Böyle dünyanın 300'ü var diyor ya abi. Tamam. Esma-i İlahi'ye bakar. Evet. Ahirete bakar. Üçüncü yüzü heva ve hevese bakar. Hı. Aynen şöyle geçiyor. O iki yüzüne, evvelki iki yüzüne bakmak Firdevsi bir cenneti diyor sana hazırlar diyor. Yani o adam niye huzursuz, niye şey abi? Hevai nefse fazla şey yapıyor ya, dünyanın üçüncü yüzüne baktığı ya. İçin hubbaya, dünya perekli yaptığı için bu sefer şeyin içinden, sıkıntının, huzursuzluğun içinden çıkamıyor. Bak bu psikoloji bize biraz bana baktığı için söylüyorum bir de. Zillet, zelil ve meskenet. Evet. Yani zillet daha çok şeye bakıyor. Dimağa bakıyor. Zillet. Zillet. Ha, çok güzel anlıyor. Meskenet ise daha çok kalbe bakar. Ne anlatırsan anlat, gönlünde tutmuyor. Anlatma. Ya meskenet, mekan, mekansız. Mesken yok. Meskenetsiz ya. Yani mekanı yok ki, evin yok ki. Neyi anlatacağım sana? Ne koyacağız? Kap yok. Yani burada şimdi ayet Yahudilerle alakalı olduğu gibi için, iken. Yani sanıyor ki millet hani Yahudiler. Halbuki enfüste kim böyle yaparsa onun şahsiyeti, maneviyesi de Yahudi olarak gözüküyor abi. Evet. Yani mümini gayrimüslim var ya abi. Yani Müslüman gözüküyor mu? Gayrimüslim gibi yani. Zaten münazarat öyle diyor. Mesela bir aa Yahudi geliyor deyince ilk ne hatırlarsınız? Yok, aa Yahudi geliyor deyince. Birisi geliyor bu tarafa yani. Yani şöyle, Yahudi dini hatırlanır. Evet. Dini. Ha, dost olmayın. Nesine? Yahudinin kendisi değil, beşeriyetini değil. Dinine dost olmayın diyor ya münazaratta. Evet. Yani Yahudi ne denince, ne anlıyorsan ona dost olma. Sen ne anlıyorsan. Şimdi meskenet ve zilletten, yani zannediyor ki Yahudi ayetlerine ona bakıyor. Bizde var mesela Nemrut Firavun, Karun okuduk şimdi. Evet. Bu zillet ve meskenet çok ilginçtir. Alem-i misalde öyle gözüküyor. Alem-i misalde de öyle gözüküyor değil mi? Batında öyle gözüküyor. Mesela Peygamber Aleyhisselam her konuda nasıl isabetli oldu? Olamaz. Ama oldu. Şöyle, yerde işlenen hallerin, fiillerin, sözlerin, davranışların alem-i misale bakıyor, yukarıya bakıyor. Bu tarafa al, bu tarafa al, bu tarafa al, sağa götür, sağa götür. Yani yerdeki hallerin ve sözlerin ötelerdeki karşılığını görüyor. O zaman onu gözü oradayken ağzı buraya hitap ediyor. Diyor ki, Hasan bu tarafa al, 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 tam dursun, dursun. Bak, ama burada yok, ne fark etti? Bir metre bu tarafa aldın. Bir metre bu tarafa aldın demek, mesela şu koltukta oturuyorsunuz, herkes burada oturuyor. Orada nasıl gözüküyorsun belli değil. Bir misal verebilir miyim abi? Alem-i misalde mesela birinci sözde abi besmele ile hareket eden adam işte çölde çok rahat, çok güzel bir şekilde gözüken adam misalini veriyor üstad. Hmm. Fakat besmeleyi almayan adam ise daima titreyen, her şeyden titreyen bir adamın misalini veriyor mesela. Şimdi asfiya da abi bir manası da sizin dediğiniz tarzda alem-i misaldeki manayı görüp burada onu aktaran. Yoksa üstadın söylediği misal abi hakikattir. Zaten öyle diyor. Yerde işlenen günahların alem-i misalde temsillerini görüyor. Nasıl işleyin günahını? Bir noktaya nazar edin. Hani o misali verdikten sonra birinci sözde işte iki adam sahraya çıktılar ya. Hakikata tatbik ederken ey nefsim şu dünya ise bir çöldür. O seyyah ise sensin diyor. Bak çöl diyor ya abi. Şimdi çölde ne olur? Diken olur yani. Fırtına olur, rüzgar olur. Açlık olur, susuzluk olur. Mesela bir kum insan, olur, kum olur, fırtına olur. Olur. Yani diyor öyle ama bir rüzgar gelir, o tepe olur, çukur. Dünya malı da öyle işte. Şimdi şu dünya ise bir çöldür diyor ya abi. Her tarafta mesela adam derse geliyor, hiç istifade edemiyor. Onun için ders çöl oluyor abi. Yani istifade
Hep serap görüyorsun ya çölde. Adam hep hayali fikri başka yerde. Serap görüyor yani. Bir de şeyi anlıyorum ben o çölde, biliyor musun? Hoşunuza gidecek. Rüzgar, onun için iz takip edenler için çok önemli bu. Mesela bir rüzgar gelir, tamam mı Murat? Evet abi. Bir dağ gibi kum yığılır. Sevinme. Birkaç gün sonra veya bir saat sonra o dağ gibi olan yer kuyu olmuş. Kum uçtu gitti. Rüzgar ya. Onun için dünya malına da böyle deniliyormuş. Yani dünya malını yıldın. Bir diyor şeysiz yel eser, kontrolsüz bir rüzgar eser, alıp götürür yerler gibi diyor. Bir şiir var böyle. Ebu Bekir Sıddık abi bir gün yolda gidiyormuş. İki tane çocuk kavga ediyorlar bir ceviz için. Demiş ya ne kavga ediyorsunuz, ben cevizi demiş size paylaştırayım. Bir kırmış, cevizin içi boş çıkmış abi. Dünyada işte insanlar kavga ediyorlar ya. Dur paylaştırayım dese neyi işte, paylaştıracak yani? İşte o çöl gibi, çöldeki gibi. O çöldeki tepe seni şey yapmasın, gururlandırmasın. Çöldeki kuyu vadi oldu ya şimdi. O da üzmesin. Çünkü bir saat sonra dolar mı? Evet, şimdi ulasa toparlıyoruz abi. Toparlı. Ne anlattık bugün? Şimdi bugün Asar-ı Bediye'den böyle sayfa 606'dan Kur'an-ı Kerim'de çok tekrar edilen Musa Aleyhisselam kıssasındaki mucizeliklere baktık. Bu Musa Aleyhisselam kıssasında Üsa Hazretleri azim bir kıymeti olduğunu söylemişti. Bir, hakikati büyük olduğunu söyledi. İki, çok esrar olduğunu söyledi. Üç, tesis-i İslamiyet. Dört, hem tebliğ-i risalet. Beş tane esasın olduğunu söyledi. Hem de ümmete de derslerin olduğunu kendisi 4-5 tane söyledi. Örnek verdi. Mesela tahammülü meşakkat gibi, telkini ümmet gibi, telakki millete bir üsve-i hasene gibi, her bir misali ensep, tam yerinde bir misal gibi. Ondan sonra biz misallere geçtik. Mühim düsturlar vardı Musa Aleyhisselam kıssasında. Biz yaklaşık 5 tane verdik. Burada 7-8 tane örnek var abi. Biz 5 tanesini falan tatbik ettik. Böyle hem afaki tatbik ettik, hem enfüsü tatbik ettik. Bu şekilde bakılınca abi, bu sefer Kur'an-ı Kerim'in o mucize-i maneviyesi cenan ediyor yani. Yani Kur'an-ı Kerim hani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nazil olmuş da bitmiş değil yani. Üstadımız birinci şurada her asırda böyle hakikatlerinin nuzul ettiğini söylüyor abi. İlham tarikiyle, sunat tarikiyle, işaret tarikiyle. Bu ders de ona bir misaldi yani. Bak Murat. Evet abi. Öyle tipler var ki şimdi. O Karun şey yaptı ya, Haman. Bana şey yap, Haşmet'ini göstermek için. Kule yap. Bak, Kur'an'ın her asırda masaldaki ve içerisini enfüste doldurmak nerede? Ayetin grameriyle, harfleriyle, siyak ve sibak ile meşgul. Yani onun içerisindeki kendisini göremiyor. Onun için Risale-i Nur dersi bu noktada korkunç fark var. Adam gramerini, ya burada böyle denmiş, bu böyle dedi, hüküm. Tamam, tamam, ne olmuş hüküm? Bu budur, tamam. Falan böyle gitmiş, öyle tamam. Diyelim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ama gelmiş, yüzünü ekşitmiş. Yok, o ekşitmemiş. Orada Peygamberimiz konuştu, o zındık yüzünü ekşitti. Ama nereden geldi? Ne olacak? Şimdi oradaki dersi almamış. Bu ayetin abi hani o yüzünü ekşitti meselesi var ya, ondan yüz çevirdi. Evet. Şimdi hani bu mesele olduğu için şimdi bunu mesela kim şey yaptı? Diyelim ki Mustafa İslamoğlu şey yaptı ya abi. Bu sefer millet ona yüzünü ekşitti, ondan yüz çevirdi yani. Bizzat ayete mazhar oldu abi. Allah. Hakikatin yani hakikat ona küstü yani. Küstü. Tamam mı? O ama o kör işte o abi. Kör o. O bizzat ayete mazhar oldu yani ki Allah öyle şaşalandırdı yani. Fesubhanallah. Bu da ilginç. Yani ben anlatmak istediğim şeydi. Anladım abi. Bu da ilginç. Yani bu ayetin içerisinde ben varım. Gidiyorsun Firavun'u Firavun'a bırakıyorsun. Musa'yı Musa'ya bırakıyorsun. Ne Firavun'un tarafını görüyorsun, ne Musa'lık tarafını görüyorsun. Hiçbir şey anlamadan çekip gidiyoruz ayette. Mısır'a gidiyor Firavun'u görmek için abi. Acayip değil mi ya? Halbuki Firavun burada yani. Peki. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamle rabbil alemin. El Fatiha.